Arda'nın mutfağında 3 tane efsane ürünle 3 tane efsane tarif yapacağız. Öncelikle bir bal kabağı kullanarak çıtır bir börek yapacağım size. Bayılacaksınız tarife. Arkasından çok az kullandığımız bir malzeme, bir cennet hurması kullanarak güzel bir kek yapacağım. Ve en son olarak da mutfaklarda çok şans verdiğimiz avokadoyu kullanarak olağanüstü lezzetli bir tost yapacağım. Bu üçlemenin yanına bir de çay koydunuz mu hiçbir eksiğiniz kalmaz. Yani kısaca bugün bir demlik çayı hazır edin ve benim mutfak macerama hadi bakalım siz de katılın. Bugün böyle farklı ürünler kullanacağız tariflerimizde. Her zaman kullandığımız çok sıradan ürünler değil. Mesela bal kabağını kullanacağız. Çünkü bal kabağının mevsimi, işte bu mevsimler. İster çorba yaparsınız, ister sinkonta diye güzel bir mezesi vardır, ondan yaparsınız. İsterseniz zeytinyağlısını yaparsınız, inanın bana çok güzel olur. Ya da klasik olarak tatlısını yaparsınız. Ama bana soracak olursanız bu bal kabağını börek içi olarak da kullanarak olağanüstü güzel bir lezzet elde edebilirsiniz. Şimdi onu yapacağız ama önce cennet hurması ile sizi tanıştırmak istiyorum. Bu güzel arkadaşımız işte bakınız aynen şöyle. Bilenlerin çok bildiği, iyi bildiği ve çok sevdiği bir meyve diyeyim bu da. Hiç bilmeyenlerin de ya acaba domatese benzer yani o ağaçlarda durur hiç koparıp yemeyiz filan gibi kıvamında olan bir ürün. Hamken kopardığınızda birazcık fazla sert ama böyle olgunlaştığı zaman iyice tatlanıp iyice şekerleniyor ve bu tip keklerde ne bileyim soslarda ve benzerinde de olağanüstü iyi gidiyor. Ben size bunu tavsiye ediyorum. Çok lezzetlidir, çok güzeldir, çok bereketlidir, çok dolu dolu ve İyi bir alternatiftir tatlı yapacağınız her şeyde. Yani diyorum size bizim ülkemizde bunlar ve bunlar gibi onlarca farklı değişik şey var. Yeter ki kullanmasını bilelim. Cennet hurması, Trabzon hurması da derler ama dediğim gibi ben çocukluğumdan beri cennet hurması olarak alıştığım için öyle devam ediyorum. Önce bir baz kek yapacağız. Sonra bunu cennet hurması ile birleştireceğiz. Baz kekten kastım 3 yumurtayla 1 bardak şekerin çırpılmasıyla başlıyor. Yumurta ile şekeri çırptıktan ve kıvamını yoğunlaştırdıktan sonra klasik bunlar artık ezberlemişsinizdir diye tahmin ediyorum. Bir su bardağı ayçiçek yağı üzerine de bir su bardağı süt ekleyeceğiz. Arkasından çırpma işlemimiz klasik olarak bu kadar. Bundan sonra bütün kuruları ekleyerek karıştırmaya devam edeceğiz. Vanilya. Her zaman olduğu gibi bir süzgeçten geçirmek, topaklanmaları bertaraf etmek için gayet ideal. 3 su bardağı kadar un kullanıyorum. 1 paket vanilya ve 1 paket de kabartma tozu. Şimdi bu tarifte, şöyle şunları iyice bir eleyelim. Eleyelim. İşlem tamam. Bu tarifte birazcık cennet hurmasına yakışacağını düşündüğüm ufak tefek baharat dokunuşları da var. Onlar da şöyle. Çok küçük bir tutam. Toz tarçın. Çok küçük bir tutam. Yani çay kaşığı değil bile. Öyle söyleyeyim size. Şöyle bir küçücük tutam. Hiçbir şey fazlaca baskın gelmesin. Birazcık toz karanfil. Bakın çok yakışıyor. Küçücük bir tutam. Ve yine aynı şekilde bir küçük parça da muskat rendesi. Muskat şöyle bir lezzet verecek. Bütün yani içinde hafif süt olan ve kek olan şeylerde muskat birazcık ferahlık katıyor. Cennet hurması da tatlı. Onun tadını birazcık daha yükseltiyor. Yani o tezatla beraber onun tadını biraz daha yükseltiyor. Keza karanfil
ve tarçın da onun lezzetini yükseltmeye yarayan diğer etkenler. Hatta ve hatta küçük bir tutamda şöyle tuz atacağız. Bir küçük tutam iyice her şeyi patlatsın diye. Şimdi bir spatula cennet hurması ve rendeyi de alıp kekin başına geri dönüyorum. Öncelikle buradaki kurularla sıvıları şöyle spatula ile alt üst edecek vaziyette güzelce bir tur karıştırarak harmanlayacağım. Tamamen böyle şey yapmadan, son kıvamına gelmeden, hala bak böyle içeride parçalı parçalı görüyorsunuz ya, şu son kıvama gelmemiş halini. Bu kadar karıştırdıktan sonra da, alt üst ederek karıştırıyorum, tam da şu aşamalarda cennet hurmasını işin içerisine sokacağım. Nasıl yapacağım? Bakın söyleyeyim size. Şöyle iyice olgun olan, fazlaca, mesela şu çok güzel, cennet hurmasını alıyorum. Bıçağımla ortadan ikiye doğru kesiyorum. Hiç görmeyenler için içi şu şekilde, güzel bir kıvam vardır bu arkadaşın. Yumuşaktır. Böyle güzelce yersiniz de, yani yiyebilirsiniz de. Ama ben bunu şöyle rendenin kalın tarafıyla kabuğu üzerindeyken hızlıca rendeleyeceğim. Şimdi kıvamı iyice sulu hale getiriyor ama meyvenin kendisi de parça parça gördüğünüz gibi içeriye geliyor. Şöyle. Yani tamamen rende olmasına gerek yok. Birazcık böyle parça parça kalırsa hiç de dert tasa yok. Hızlıca bir elimi yıkadım. Tekrar döndüm kekimin başına. Bundan sonra aynı şekilde şöyle, şuraları da bir silelim. Spatula ile kapatarak karıştırmaya devam ediyorum. Cennet hurması renk olarak da, kıvam olarak da şöyle güzel ve baskın bir hale geliyor. Tamamen süper pürüzsüz bir kıvam elde etmekle hiç uğraşmayın. Aksine böyle hafif, böyle sanki içeride küçük küçük un parçaları kalırmışçasına bir kıvam olsun. Bu en son piştiği zaman kıvam olarak, bitmiş hali olarak süper bir yere getirecek bu arkadaşımızı. Artık bundan sonra direkt olarak kalıbı alabiliriz. Bunlar da bir sonraki tarifte bana eşlik eder. İnanın bana, böyle farklı ürünlere mutfağınızda yer verirseniz, yani sadece dalda gördüm, aa o ne işe yarıyormuş demezseniz, güzel tariflerle, güzel reçetelerle olay bambaşka bir yere doğru gider. Öncelikle böyle bir ince uzun baton bir kalıbım var. Bunun içerisini hafifçe yağladım ve şu kartal pençesi tekniğini kullanarak bir elimle alıyorum. Çalışması kolay oluyor ve direkt olarak kalıbımın içerisine transfer ediyorum her şeyi. Her şeyi güzelce transfer ettik ve 180 dereceye önceden ısıtılmış fırına doğru yola çıkıyoruz. Efendim şimdi bu kekimiz hemen hemen bütün kekler gibi bir 50 dakika kadar pişecek. 45-50 dakika kadar. Ben de bunu şimdilik bir 45'e kuracağım. Bunu fırından çıkarttığınız zaman hafiften bir şey gibi olmalı. Yani böyle bir oda sıcaklığına gelene kadar son halini bulacak. O yüzden bir genel şey testi yaparız biz. Pişip pişmediğini anlamak için böyle içerisine bir çubuk, bir kürdan ve benzeri bir şey sokarız. Bir bambu şiş sokarız. Eğer pürüzsüz tertemiz çıkıyorsa çok pişmiş demektir kekiniz. Tamamen sıvı kıvamda çıkıyorsa daha pişmesi gerekiyor demektir. Sokup çıkarttığınızda böyle hafif üzerinde partiküllü küçük küçük pütürler varsa tam kıvamında artık alalım demektir. Bunda da gerekirse onu yaparız ama 45-50 dakika, ben bunu daha önceden pişirdiğimde yeterli bir süre oluyordu. Gelelim çıtır böreği yapmaya. Çıtır börek aslına bakarsanız bir baklavalık yufkadan yapacağım ve içinde bal kabağının olduğu bir börek. Bal kabağının bir genel hazırlığını yapmak istiyorum. O yüzden şöyle ocağın üstüne bir şey koydum, tava koydum ve hafiften önce bir içi hazırlamaya başlayacağım. Arkasından da yufkasını yaparım. Tarif çok basit aslına bakarsanız. Aşağı yukarı 250-300 gram kadar bal kabağına ihtiyacım var. Ve gördüğünüz gibi yani şöyle kendime kabak tatlısı yapmak için aldığım ve fazla kalan bal kabağını kullanarak bundan güzel bir hazırlık yapabilirim. Mümkün olduğu kadar şöyle küçük küpler halinde doğramanızı isteyeceğim bal kabağını.
hafiften ezeceğiz bunları içeride. Birazcık yok etmeye çalışacağız. Ama o dokuyu hissetmek de iyi bir alternatif oluyor. O yüzden tavanız ısınırken önce şu bal kabaklarını, 250 gram kadar bal kabağını küçük küpler halinde kesmeye başlamanızı isterim. Şu şekilde yeterlidir. Tava yavaş yavaş ısınıyor. Henüz ısınmadı. O arada ben soğanı da doğrayabilirim. Bir tane soğan alıyorum. Burada mesela istediğiniz gibi yapabilirsiniz ama böyle bir piyazlık doğramak gayet iyi olacaktır. İnce ince doğruyorum soğanı. Bir iç harç olacağı için dağılıp gidecek soğan zaten. Bir soğan, 250 gram kadar bal kabağı, bir tane de pırasa iyi bir etki verecek. O yüzden bu üçlemeyi kullanacağım ben içinde. Öncelikle soğanı hafiften doğradım. Tavaya birazcık yağ ekliyorum. Soğanı atarak işe başlıyorum. Soğan orada hafiften yumuşarken pırasayı da ekleyeceğim. Bu pırasa çok fazla, yani normalde iki dal ekliyorum da buradaki dalım çok uzun olduğu için bunu ortadan ikiye kesip şöyle şu şekilde eklesem benim için yeterli. İnce ince doğradım pırasayı. Onu da direkt soğanla beraber şöyle bir hızlıca çevirmeye bırakıyorum. Bal kabaklarını işin içine dahil etmeden önce şu ikisini bir 2 dakika kadar ocakta çeviriyorum. 2 dakika şöyle bir diriliğini aldık. Artık bal kabağını ilave edebiliriz. Eyvallah. Bir kaşık hafifçe bir çevirelim. Öncelikle bu aşamada sadece birazcık tuz ve karabiber ekleyeceğim. Sonlara doğru tarçın, muskat, yeni bahar, kekteki üçlemeyi bunda da kullanacağım. Ve bu içi güzelce pişireceğim. Şimdi burada gidip gelip bunu hafiften, birazcık hatta altını kısalım, yavaş yavaş pişirmeye çalışıyorum. O yüzden şöyle ezelim bunu, şöyle geniş bir kase haline getirelim. İhtiyaç duyarsanız azıcık su ekleyebilirsiniz ama yavaş yavaş pişmesi bu iş için gayet güzel. Hafifçe ezeriz, güzel bir iç harç oluştururuz, sonra da baharatını veririz. Şimdi benim şöyle küçük bir fırın tepsim var. Çoktandır mutfakta duruyordu, çok da kullanmamıştım. Hadi bu tarif için onu kullanayım dedim. Bir de buzdolabında her zaman soğuk olarak tuttuğum, üstü kapalı olarak tuttuğum baklavalık yufkam var. Baklavalık yufkadan yapacağız bunu ve ekstra bir çıtır hale getireceğiz. Tabii ki erimiş tereyağı da yardımcımız olacak. Şu kabın size boyutunu söyleyeyim takriben. Vallahi aşağı yukarı böyle içten içe söylüyorum. 24 santime 28 santim civarında bir fırın kabı. Ama baklavalık yufkalar ondan daha da büyük. O yüzden şöyle bir işlemimiz var. İlk yapacağımız şey şu baklavalık yufkayı tezgaha çıkartıp 24 santime 28 santim civarına gelecek vaziyette bıçağımla keseceğim. Şöyle mesela şuradan. Ve aynı şekilde yine şöyle referans alırsam şuradan. Şimdi benim aktif olarak kullanacağım yufka şu gördüğünüz kısım. Yani tam bunun üstüne kapak gibi gelecek kısım. 15 tane yufka var elimde. O yüzden bu üst kısma gelecek bölümü öncelikle alıp hızlıca yeniden dolaba kaldırıyorum. Ben işlemleri yapana kadar bu burada kurumasın diye, kapalı vaziyette beklesin diye. Bu altta kalan parçaları ise asla ve asla atmayacağım. Aksine bu altta kalan, yani kenarda kalan parçaları taban olarak değerlendirmeyi düşünüyorum. Sizden yapmanızı isteyeceğim şey şu. Tereyağınızı eritin. Aşağı yukarı böyle bir 125-150 gram kadar tereyağı. Bir fırça alın ve dikkatli vaziyette fırın tepsinizi yağlayın hafif. Ve bu parça gibi kalmış olan yufkaları, baklavalık yufkaları alıp fırın kabınızın tabanına dizmeye başlayın. Burada net bir ölçü vermeyeceğim size. Yani şunu söylemeyeceğim. İşte şu kadar adet burada, bu kadar adet burada demeyeceğim.
Aksine bu parça olan kısımları hafifçe yağlayıp üste kadar gelmenizi istiyorum. Kaç kat çıkartabiliyorsanız o kadar çıkartın. Benim şeyimin ölçüsü, fırın kabımın ölçüsünü size söyledim. O kabın altına yetecek kadar bütün yufkayı alacağım ve üst üste gelecek vaziyette dizeceğim. Normal baklavacılar da genellikle böyle yaparlar. Yani parça olan kısımları altlara, aralara ama tam hiç eksiksiz temiz olan kısımları üstlere yaparlar. Ben de onlardan öğrendiğim bu pratikliği bu tarife yansıtıyorum. Alt tabanı parçalarla tereyağlaya beziyoruz. Efendim, bu kenar köşe gibi olan taban kısmının tamamını böyle yerleştirdim. Hafiften yağladım. Burada hala tereyağım var. Üstü için ayırdığım. Şimdi bunu önden bir fırına atacağım. Niye? Çünkü bu tip tariflerde eğer baklava yapmıyorsak alt tarafın birazcık pişkinliğinden şüphe duyarım ben. İçine de böyle bir harç yapacağımız için. O yüzden bu 10 dakika kadar bir fırında kalacak. Kekin havasını kaçırmadan çok hızlı bir operasyon yapmamız lazım. O yüzden kapağı açtım, attım, kapattım, hop unuttum. Hiçbir şekilde ısıyı dışarı kaçırmadım. Şu kenarda dursun üst katman için. Orada bir göz ucuyla kekin gidişatına bakmışsınızdır diye tahmin ediyorum. Epeyce kabarmaya başlamış. Birazcık daha kabaracak. Renk alacak dışı, etrafı, kenarı yapısal olarak. Ama içi son derece güzel vaziyette pişecek. İç demişken bir de şu böreğin içine bakalım. Bakın bunu burada hafifçe ezebilir noktaya doğru gelmem lazım kıvamsı olarak. Bal kabağı cins cinstir efendim. Tatlılık olanlar birazcık daha serttir. Çorbalık olanlar birazcık daha yumuşaktır. Ama bunların hepsi belli bir süre böyle çatalla, kaşıkla bu şekilde ezerseniz hafif hafif kendini bırakmaya doğru gider. Bizimki ben bu işlemleri yapana kadar aşağı yukarı 10 dakikada bu hale geldi. Şimdi birkaç dakikada bunu ezerek işlemi devam ettiriyorum. İşte bu aşamada içine diğer şeyleri koyabilirim. Birazcık yeni bahar, çok az, küçük bir tutam, şu kadar. Birazcık tarçın. Çok fazla değil, tarçın çok baskın oluyor biliyorsunuz. Ve hafifçe de bir muskat rendesi. Baharatlarla beraber de bu kavurma ve ezme işlemine devam edeceğiz. Hadi şunu da yapalım. Olay bu. Yıllar evvel bu bal kabağıyla bir şey yapmıştım. Bal kabaklı tart gibi bir şey yapmıştım, bir tatlı. İçerisine karabiber dahil olmak üzere bir sürü baharat ekledim ve bunu yaparken dediler ki ya acaba olur mu filan yani böyle yani sonuçta tatlı yapıyorsun ama yeni bahar, karabiber vesaire. Bakın bal kabağının güzelliğinden, özelliklerinden bir tanesi içine koyduğunuz bütün aromaları ve esansları, baharatları çok güzel bir şekilde dengeleyen bir şekerli yapısı var. O yüzden tatlı dahi yapıyor olsanız ki bu iç harçta hafif tatlı gibi olacak zaten. Tatlı dahi yapıyor olsanız içine koyacağınız tatlıya alternatif aykırı baharatlar bile bunu çok fazla bozmayacaktır. Şimdi bunları birazcık eziyorum, eziyorum, eziyorum. Bu iş tamam. Bunun birazcık soğuması lazım. O yüzden şöyle bir tabak alayım. Bütün bu iç harcı şöyle bir tabağın içerisine çıkartayım. Kaşıkla da yayıp hafiften bir soğutayım istiyorum. Bu bizim böreğimizin iç harcı olacak. Islak, nemli, birazcık ezilmiş ama çok 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 lezzetli bir iç harç. Tabii ki hafif soğursa çalışması kolay olur. Zaten fırındaki birazcık pişecek. O biraz pişerken kabarır böyle. Hafiften yükselir, kabarır. Kabardıktan sonra hiç merak etmeyin. Aldığınız zaman dışarı eğer fazlaca kabarırsa üstüne elinizle bastırın. Ve hafif kırarak ezin onu. Ondan sonra da işleminiz tamamdır. Ben şimdi ekonomik davranarak aynı tavada bugünkü yapacağım tostun genel hazırlıklarına başlayacağım. Ama şimdi şöyle bir doğru bir orantılama yapayım. Kekin üstüne böyle bir güzel sos yapmak istiyorum. Aslına bakarsanız bir peynirli karışım yapmak istiyorum. Çok yakışacağını düşündüğümden. Üstüne de birazcık şey dilimlerim. Cennet hurmasından böyle ufak ufak böyle parça parça koyarım. Öyle işi bitiririm diyorum. Burada
Her zaman olduğu gibi biraz labne peynirim var. Labne peynirinin fazla suyundan süzdürüyorum. Labnenin üstüne her birinden üçer kaşık gibi düşünebilirsiniz yani. 3 kaşık labne, 3 kaşık mascarpone gibi. Üstüne de aşağı yukarı buradan 3 kaşık kadar da mascarpone peyniri koyuyorum. Hiç çırpmadan bunları sadece şuradaki kasenin içerisinde güzelce bir karıştırıyorum. Hafif sulanabilir, dert değil. Birazcık da haşhaş tohumu ekleyeceğim. Çok güzel bir görsel oluyor. Sonra da bu karışımı yine buzdolabında soğuk vaziyette muhafaza edeceğim. Keki fırından çıkartacağım, kalıbından çıkartacağım. Soğuduktan sonra bunu üstüne böyle kaşıkla gezdireceğim. Biraz da cennet hurmasıyla süsledim mi işlem tamam olur. Şimdi kekin fırında, böreğimin alt katı fırında, böreğimin iç harcı hazır. Alt kat çıkınca iç harçla beraber birleştireceğim, üst katını vereceğim, atacağım fırına, unutacağım. Orada keki çıkartırım, birazcık soğuturum ve artık yavaştan avokado tostu yapmak için doğru zamana geldik sayılır. Şimdi efendim, bu tost için sevdiğiniz, istediğiniz herhangi bir ekmeği kullanabilirsiniz. Yani mesela burada sizi illa şu ekmek, illa bu ekmek diyemem. Yani varsa eğer bir Vakfı Kebir ekmeğiniz son derece güzel gider. Veya böyle bir Ayvalık tostu için ekmeğiniz olur. Ha hiçbirisi yoksa, evde standart bir tost ekmeğiniz varsa o da olur. Ama güzel, ekşi mayalı, gözenekleri açılmış, lezzetli bir ekmeğiniz varsa çok çok güzel olur. Çünkü ekşi mayalı ekmek bu yapacağım işlemde bir... tavada yapacağım çünkü ben bunu, inanır mısınız? Bu işlemde çok güzel bir sonuç veriyor. Öncelikle şöyle yapalım. Bu ekmeğin mümkün olduğu kadar geniş kısmından bir dilim keserek işe başlıyoruz. Tek bir dilim ekmek zaten bir büyük tost için gayet yeterli olacaktır. Tam ortadan ikiye kesiyorum ekmeği. Ve ocakta ekmeği pişirmeden önce bir sarımsağın hafifçe üzerine vurup ekmeği sarımsağı kullanarak birazcık lezzetlendiriyorum. Sarımsağın baharatının, sarımsağın aromasının hafifçe ekmeğin içine doğru geçmesini istiyorum. Aynı şekilde her iki tarafına da bu işlemi güzelce uygulayabilirsiniz. Şimdi bunu tavada pişireceğiz. Tavada pişirmeden önce hafiften bir zeytinyağlama işlemine geçeceğiz. Çok fazla kalın kısmıyla değil, eğer varsa bir yağdanlığınızın ince kısmıyla ekmeğinizin üstünü eşit bir vaziyette şöyle güzelce yağlayın. Hafif bir zeytinyağı gezdirdikten sonra ısınmış olan tavaya ekmeklerinizi şu şekilde koyun ve üstlerine bastırın. Çok aşırı derecede harlı ateşe vesaireye ihtiyacınız yok. Sadece her iki taraflarında güzelce renklendirmeye ihtiyacınız var. Üstüne bastırın, sonra diğer taraflarını da hafifçe yağlayın ve her iki tarafları da güzelce tatlı bir renk alana kadar bunları tavada pişirin. Tost makinesinde de yapabilirsiniz ama tavada aynı işi görüyor. Her iki tarafları da böyle güzelce renk aldı ve tatlı bir renk aldırmak istiyoruz. Çok böyle aşırı derecede yakmak vesaire gibi bir tasarrufumuz yok. Alalım bunları ocaktan. Hafifçe çıtırlaştırdık. Altı üstü sağ solu misler gibi oldu. Şimdi bu çok lezzetli bir tost olacak. Doğru bir zamanlamayla yapacağız. Hali hazırda sıcakken bunun bir ufak işlemi var. Onu yapmaya çalışayım. Elimde bir tane avokado var. Bu avokadolar birazcık şey gibidir. Nasıl söyleyeyim? Çarkı felek durumu. Yani çevirirsin bazen iflas gelir. Çevirirsin bazen tam turnayı gözünden vurmuş olursun. Benimkiler şu anda gayet iyi durumda gözüküyorlar. Şu yarım kısmını ayırıyorum. Çekirdek kısmını da hakeza aynı şekilde. Kabuğunu isterseniz elinizle şöyle rahatça soyabileceğiniz gibi. Bakın gayet kolay soyuluyor işte. Şöyle. Bir kaşıkla veya bir bıçak kullanarak da bu işlemi yapabilirsiniz. Kabuğunu ayırdık. Şimdi bu avokadonun bir kısmını ezeceğim. Şöyle. Şu kalsın. Şu kısmını böyle hafifçe bıçakla doğradıktan sonra bir küçük kasenin içerisine aldım. İçerisine, şunu silelim. İçerisine hafifçe bir
salça ilavem var. Biber salçası çok fazla değil. Acı biber salçası olursa daha da güzel olur benden söylemesi. Şöyle bir küçük neredeyse hani tatlı kaşığı kadar diyebilirim. Biber salçasını ekledikten sonra öncelikle şu ikiliyi bir çatalla güzelce ezeceğim. Bu arada tabii fırındakileri çok fazla unutmamak lazım. Özellikle şeyin baklavalık yufka ile yaptığımız böreğin taban kısmını. Hatta bakayım gayet iyi gözüküyor. Onu da bu arada çıkartıp size gösterebilirim, dinlendirebilirim yani. Kek de maşallah kabararak geliyor. Tü 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 tü, harika. Oh oh oh. Bu birazcık kabardı. Az sonra üstüne bastıracağız ve onu birazcık ezip olması gereken ince kıvamına getireceğiz. Tekrardan buraya dönmek istiyorum. Ezdim avokadoyu ve salçayı. Ve ekmeklerim hali hazırda sıcakken alıyorum ve yarısını bir tanesine şöyle yapacağımızı düşünürsek diğer yarısını da şöyle bunun üstüne koyuyorum. Ben bu salçalı avokadolu tarifi ilk yaptığım zaman bizim Özlem demişti ki hep yine antin kuntinler peşindesin. Salçayla avokado mu olurmuş, nasıl olur filan, öyle mi olur, böyle mi olur? Valla öyle güzel ve enteresan bir sonuç çıkıyor ki ortaya. Hakikaten keşke böyle iyi ki yaptım dedirtiyor size. O yüzden mutfakta böyle değişik şeyler bazen evet ilginç gelebilir ama denedikçe insan yeni şeylerin daha da farklı şekilde lezzetler ortaya çıkarttığına kendisi kanaat getiriyor. Benden size tavsiye. Bu fırındakine ne yapacağız? Şöyle bir işlemimiz var. Öncelikle bir kaşıkla daha kontrollü bu işi yapabileceğim. Hafif bu kabardı, birazcık pişti demek oluyor. Alıyorum buradaki hazırladığım harcı. Böreğimin içerisine şu şekilde transfer ediyorum. Ve bastırarak bu tabanın üzerine bu harcı güzelce yayacağım. Hazırladığımız iç harç. Şimdi sıra geldi üst kata. Bakın bu tarifi illa bu baklavalık yufka ile falan yapmak zorunda değilsiniz. Standart bir yufka ile de yapabilirsiniz. Ve sonuç yine aynı şekilde güzel olacaktır. Ben sadece biraz ekstra çıtırlık katmak istediğim için baklavalık yufka kullandım. Yoksa standart bir yufka ile de sonuç gayet güzel oluyor. Bundan sonra yapacağım şey aslında basit. Şu üstte kalan tam parçaları alıp buradaki böreğin üstünü kapatmak ve aynı şekilde güzelce yağlamak en üst kata kadar. Yağlama ve fırına atma işlemini özenli yapmakta fayda var. Çünkü bu üst kattakiler artık bizim şeyimiz, nazarlığımız. Böyle üstünü güzelce serdikten sonra kenarını, köşesini, üstünü iyice yağlamamız lazım. Ben birazcık var olan kalıbın, fırın kabının tam boyutunda kestiğim için pişerken azıcık kenarlardan açılma ihtimali var. Siz daha özenli, daha birebir şey yaparsanız, keserseniz derdiniz, tasanız kalmaz. Son katı da böyle koyduktan sonra iyice kenar yapışan kısımlarını tereyağla böyle güzelce hazırlıyorum. Fazlasını koymak istiyorsanız o da kabulümdür. Yani zevk sizin. Daha yağlı seviyorum derseniz neden olmasın. Baklava gibi birazcık daha böyle ağırlaştırır bunun kıvamını. Şimdi bunun üstünü iyice yağladım ve fırına atmadan önce şöyle bunu güzelce bir bıçakla keseceğim. Fırındakinin kaç dakikası kalmış? Kaç dakikası kalmış fırındakinin? Oo, bitmiş ya. Desene haber vermiyorsunuz hiç. Efendim. Bak o kadar güzel kokuyor ki. Şimdi çıkartıp şuraya koyacağım. Buradaki arkadaşlar kokuyu alacaklar. Vay anasını. Vay 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 vay. Neyse şunu bir o kadar tezahürat yaptık. Düşürmeden güzelce alayım. Bak. Misler gibi kokuyor. Misler. Misler.
pisler gibi kokuyor. Şimdi sırada bunun fırına girme anı var. Ama bunu fırına atmadan önce şöyle normal baklavalarda yaptığımız gibi bir bıçağımla dilimleme işleminden geçireceğim. Dilimler birazcık belli olsun diye. Bıçakla güzelce kestim. Şimdi fırına atmadan önce şu ara kısımlarını yağlayıp hafif, hafifçe kabaran kısımları da içeriye birazcık bastırmaya çalışacağım ki bunlar fırında pişerken mümkün olduğu kadar az yukarılara doğru kabarsınlar. Biz ne yaparsak yapalım, eğer isterlerse yine güzelce kabaracaklardır. Ancak şimdi birazcık daha şeklini, şemalini, tipini belli eder vaziyete geldik. Şimdi bu arkadaşımız artık fırına gidiyor. 35 dakika kadar fırında üstü iyice renk alana kadar pişecek. Birazcık kabarmasını umuyoruz. Kabardıktan sonra da iş bitecek ve çıkartıp biraz oda sıcaklığına getirip bunu servis edeceğiz. Keki biraz dinlendireceğim. Ondan sonra da üstünün şeyini yapacağım. Şu anda oldukça sıcak. Evet, aynen öyle. Elle bile tutamıyoruz yani, o derece sıcak bu arkadaşımız. Fakat güzelce hafif kendini bulacak. Birazcık sönecektir azıcık. Söndükten sonra da ters çevireceğiz. Ya da istersek böyle bile servis edebiliriz. Ters çevireceğiz. Üstünün muamelesini yapacağız. İşi bitireceğiz. Artık hızlıca buradaki hazırlayacağım son şey olan tostun ufak dokunuşlarına geçeyim. Efendim, tostumuz içerisinde poşe yumurta olan güzel bir tost. Yani bir tencere küçük, içerisine su koyuyorum. Altını yakıyorum ve öncelikle suyu hızlıca kaynatmaya başlıyorum. O sırada tostun diğer işlemlerini yapabilirim. Yarısını hazırlamıştık bu tostumuzun. Geri kalan birkaç tane ufak tefek işlemi var. Öncelikle birazcık köz kırmızı biber alıyorum. Fazla yağından kurtardıktan sonra küp küp doğruyorum. Yarım yeterli olacaktır. Yarım köz kırmızı biber. İnce ince doğradık. Bu böyle tostumuzun içerisinde hafif biberimsi bir lezzet katacak yaptığımız tarife. Sonra hellim peyniri var. Bol tuzlu bir peynirdir. Sizin de gayet iyi bildiğiniz gibi. Bu hellimden şöyle tost ekmeğinin boyutuna göre 2 ya da 3 dilim kadar kesiyorum. Ve bir tane yumurtaya ihtiyacım var. O yumurtayı da suyun içerisine kıracağım. Ama önce yumurtayı alıyorum. Yumurta oda sıcaklığında. Bunu şöyle kasenin içerisine kırıyorum. Poşe yumurta yapacağım. Poşe yumurta yaparken en önemli unsurlardan bir tanesi suyun iyice kaynama noktasına kadar gelmiş olması, bu bir. Su kaynadıktan sonra içerisine birazcık sirke ekleyeceğim. Bu yumurtayı bir arada tutar. Bir de girdap yapacağım. Bunları yaptıktan sonra kendi haline bırakacaksınız ve poşe yumurta olacak. Ama suyunuzun kesinlikle temiz olması lazım. Yumurtanızın kesinlikle taze olması lazım. Bunlar olduktan sonra işlem oldukça kolay. Öncelikle şuradaki tavam ısındığı an itibariyle hellim peynirlerini alıyorum. Tavaya koyuyorum. Ve her iki taraflarını da güzelce pişirmeye başlıyorum. Su hafiften kaynamaya başlıyor. Görüyorsunuz taban hafiften pütürcükleniyor ama iyice kaynasın. Orada hellimlere bakalım. Hellim tuzlu, güzel ve kendi dokusu kuvvetli bir peynirdir. O yüzden bunları şöyle hafifçe bir renk aldırmak çok iyi sonuç verecek. Suyun kaynamasına birkaç saniye kaldı. Bir de şunun ters çevrilme hikayesini göstereyim size. Aldım bunu şu şekilde. Hoppa, ters çevirdim. Elimi yakmadan laps diye kalıbından çıkartıyorum. Dumanları tutuyor, muhteşem. Ben bunun altının, yamuk kenarının bilmem ne olması hiç önemsemiyorum. Bazı tariflerde bu kabaran kısmın üstünü böyle kuşt diye tırtıklı bıçakla çıkartırlar. Ters çevirdiğinde dümdüz dursun diye. Hayır abi, böyle dursun yani. Gayet neyse koyuz. Kendimize güveniyoruz. 10 numara 5 yıldızız. Şimdi burada su kaynamaya başladı. Tamam. Hafiften fokur fokur etmeye başladı. Bu dakika itibariyle bir tane kaşık alacaksınız elinize. Temiz olacak kaşık. Kaynayan suyunuzun içerisine birazcık sirke dökeceksiniz.
bir kaşık kadar. Sonra bu suyu, sirkeli suyu çevireceksiniz ve bir girdap oluşturacaksınız. Bu işi yapmanın en kolay yolu budur. Girdabı oluşturduktan sonra girdabın akış yönüne doğru yumurtanızı bırakacaksınız. Hiçbir şey yapmayacaksınız. O girdapla beraber bu yumurta yavaşça beyazı sarısının etrafına doğru dolanacak. Dolanacak. Çok isterseniz şöyle kaşığınızla da hafif bir iki dokunuş yapabilirsiniz. Ondan sonra da bunu burada kendi halinde bırakacaksınız. Aşağı yukarı bir iki dakika kadar öyle kalacak. Arkasından çıkartacağız, işi bitireceğiz. Ama öncesinde hellimlerimi şöyle çıkartıyorum. Yumurta hızlıca toparlandı. Çıkartıyorum. Artık tostu birleştirelim. Alt tarafa buradaki ekmeğimiz. Onun üzerine hellimlerimiz. Üstüne avokado dilimleri. Üzerine poşe yumurta. Biberler. Ve yan tarafına da kapak ekmeği. İşte size son derece lezzetli, benim sevdiğim tarzda bir tost. Kekim burada hazır. Fırındakinin aşağı yukarı bir 15 dakikası falan var. Kek iyice soğuduktan sonra buzdolabındaki hazırladığım o üst peynirli katmanı da üstüne gezdireceğim. Ondan sonra da servise hazır hale getireceğim. Böyle bir tost, böyle bir kek ve fırındaki lezzetli börek için az sonra hep beraber bir tadım yapacağız. Beni bekleyin. Efendim, kapanışta yemesi çok zor 3 tane şahane tarifle karşınızdayım. Çıtır börek, avokado tost ve bu cennet hurmalı kek. Şimdi önce tersten başlayayım. Bu cennet hurmalı kekin soğuduktan sonra dilimlediğim içi mükemmel gözüküyor zaten. Üstüne de birazcık pudra şekeri serpeceğim. Pudra şekerini önce koymamamın temel sebeplerinden bir tanesi peynirin sulanmasını birazcık istemediğim için. O yüzden direkt servis sırasında şöyle hafif pudra şekerliyorum. Bu da aklınızda bulunsun. Eğer önden pudra şekerlerseniz o böyle birazcık kendini bırakabilir. Dolapta daha uzun tutacaksınız. Sonra bunun altına gelelim. Bak şunun alt kısmını göstermek istiyorum size. Mükemmel bir şekilde kızarmış, ağzım sulandı farkındasınız. Çünkü olağanüstü güzel kokuyor. Üstü de böyle gerçek bir baklava gibi kabarmış. Çatal bıçakla da yiyebilirsiniz ama çatal bıçakla çok fazla zayi oluyor çıtırlamada. O yüzden bunu normal sanki böyle bir baklava yutar gibi. Vaziyette yiyeceksiniz, bak. Bütün katlar ayrışmış. Çıtırtı zaten böreğin adından geliyor. İçindeki bal kabaklı kat da gerçekten mükemmel yani. Çok söyleyecek bir şey yok. Gelelim buradaki tost kısmına. Bunu servisten önce bekletseniz dahi şöyle bıçağınızla hafif bir darbe vurduğunuzda bak. Ay. Önüne geçilmez, vazgeçilmez bir mükemmellik. Çok fazla dışarılara akmasın efendim. Tostumuzu alıyoruz. Çok zor yani. Gerçekten çok zor ama yaradına sığınıp sizin için. Haydi bismillah. Yani herhalde bugüne kadar tadına baktığım en zor şeylerden bir tanesi. Bunu valla anakonda tekniği bile kurtarmaz ama bir lokma daha ısıracağım.
köz kırmızı biber, elin peyniri. Ekmek zaten çok lezzetli bir ekmek. Ve her şeyle beraber 10 numara 5 yıldız. Dediğim gibi ilk iki tarifte ufak çaplı bir savaş yaptım. Ama bunda birazcık daha kolay devam edebilirim. Efendim kekimiz hem çok lezzetli hem de üstündeki bu peynir dokusuyla çok da ferah. Cennet hurması, eğer böyle bir kek yapmak istiyorsanız alternatif çok 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 güzel bir meyve. Üstüne de bir lokma çayla bugünkü bölümü noktalıyorum. Eğer alternatif bir tarif istiyorsanız işte size çıtır börek. Bunu klasik standart yufkayla da yapabilirsiniz. Güzel poşe yumurtalı akışkan bir tarif istiyorsanız işte diyeceğim ama buraya gitti. Az sonra ona devam edeceğim. Bir avokado tost ve en son olarak da bu şekilde bir bitiriş yaptığımız cennet hurmalı kekle bu hafta yavaş yavaş aranızdan ayrılıyorum. Önümüzdeki hafta yine şahane lezzetlerin peşinde koşacağız ama haftaya kadar ben bu tarifleri kaçırdım, nereden yapayım derseniz buyurun Instagram'daki Arda Türkmen sayfasına, aşağıda çıktı. Oradan bütün yönlendirmelerimi size yapacağım. Çok lezzetli, şahane 3 tane tarifle bu haftayı noktalıyoruz. Haftaya görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık.